Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Ye biz seni, ye beni. Videoma, haberime, haber bültenime, 4. bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ekonomiden tutun sporuna, sporundan tutun teknolojisine kaç çeşit haberler hazırladık? 3 çeşit. Evet, şimdi ne mi yapacağız? O haberleri sizlere sunacağım. Ve buradan Mert Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ üst köşeden gidip kanalına abone olabilirsiniz. Bakın bu tarafta. Bu tarafta değil ha. Bu taraf yanlış yer. Değil mi? Şu taraftan gidip kanalına abone olun. Gayet güzel, güzel bir kanalı var. Onun da güzel bir kanalı var. Onun videolarını da seyredip durabilirsiniz. Bu arada bu haber bültenine kaç like istiyorum biliyor musunuz? 36 like. Dedemin sakalı yolda kaldı. Yok, yolda kalmadı. Evet, ilk haberimizi o önermişti. Telefonlar üzerine çek demişti. Evet, ilk haberimiz telefonlar üzerine olacak. Peki ne mi? Huawei ile ilgili yine. Huawei ile ilgili bir haber. Yine Android ki işletim sistemini kullanacakmış. O zaman haberimize geçelim. Geçelim. Geç. Daha fazla durma. Android Q, Huawei'in hangi telefon modellerine gelecek? ABD'nin kara listeye aldığı Huawei cephesinde kullanıcıların cevabını merakla beklediği yeni Android sunumuna geçebilecek miyiz? Sorusuyla ilgili olarak iki önemli gelişme yaşandı. Huawei Mate 20 Pro modeli tekrar Android Q işletim sisteminin beta programına dahil edilirken Çinli şirketten de P30 serisi de dahil olmak üzere en popüler cihazlarımız Android Q'ya erişebilecek açıklaması geldi. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Manzarayı görüyorsunuz. Telefonu görüyorsunuz. ABD yaptırımları kapsamında Google'un işbirliğini askıya aldığı Çinli teknoloji şirketi Huawei'den Android platformları ile ilgili iki müjdeli haber geldi. Google'un şu anda geliştirme aşamasında olduğu Android Q işletim sistemi beta programından geçen ay çıkarılan Huawei Mate 20 Pro modeli tekrar listeye alındı. Android geliştirici sitesinde yer alan Android Q beta indirebildiği telefon sitesinden geçen ay sonunda çıkarılan Huawei'in amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro için bu yazılım desteği yeniden sunumu. Huawei'den yapılan açıklamada tüm Huawei akıllı telefonlar ve tabletlerin güvenlik ve Android güncellemeleri almaya devam edeceği belirtildi. Şirketin İngiltere'deki birimi tarafından yapılan duyuruda aslında şu anda Mate 20 cihazımızda çalışan Android Q için bir beta geliştirici programı başlattık. P30 serisi de dahil olmak üzere en popüler cihazlarımız Android Q'ye erişebilecek denildi. En az 16 cihaz gelecek. Huawei'in Google'a Android güncellemeleri için gönderdiği toplam 16 akıllı telefonun yer aldığı liste son durum itibariyle şöyle efendim. P30 Pro, P30 Mate 20, Mate 20 Pro, Porsche Design Mate 20 Rush, P30 Lite, P Smart 2019, P Smart Plus 2019, P Smart Z, Mate 20X, Mate 20X 5G, P20 Pro, P20 Mate 10 Pro, Porsche Design Mate 10, Mate 10. Android Q'ya ilk geçecek cihazlar hangileri? Hemen geçiyoruz. Hemen. Google'un Android geliştiricileri platformundaki mevcut durumda Android Q beta sürümüne indirilebilen 20 akıllı telefon modeli şu şekilde sıralanıyor. Asus Zenfone 5T, Essential Phone, Huawei Mate 20 Pro, LG G8, Nokia 8.1, OnePlus Realme 3 Pro, Sony Xperia XZ3, TecnoSpark 3 Pro, Vivo X27, Vivo Nex S, Vivo Nex A, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 5G, Google Pixel 3, Google Pixel 3X, Google Pixel 2, Google Pixel 2X, Google Pixel X. Android'den sonra ne olacak? Android'in kara listeye aldığı Huawei'ye tanınan 90 günlük vize süresi 16 Ağustos 2019 tarihinde dolacak. Bu tarihe kadar neler yaşanabileceği belirsizliğini görürken bu tarihten sonra da ne olacağı merak konusu. Tabii merak konusu. Ki dolayısıyla Huawei kullanıcıları için bir yandan kendi işletim sistemi Hong Kong, Hong Meng yani.
Üzerinde çalışmaya devam eden Çinli şirket cebesine gelen bu olumlu gelişmelerin ne oranda gerçekleşebileceği ise zaman gösterecek. Huawei'in Android Q'den sonra yeni güncellemeler alıp da alamayacağını ise Amerika yaptırımların boyutlarını belirleyecek maalesef. Android Q beta işletim sistemi. Sorunlu bir işletim sistemi. Neden kullanıyorsun Huawei? Kendi işletim sistemini kullan bence. Bence en mantıklısı, bence en doğalı, bence en güzeli. Kendi işletim sistemini kullan bence. Huawei daha güzel olur. Sen yaparsan daha iyisini belki yaparsın. Yapabilirsin. Zaten biliyorsunuz ki Android'i bir kenara aldığımız zaman Linux veri tabanlı bir işletim sistemi olduğunu geçenki birinci bölüm haberimizde zaten ben size söylemiştim. Yani bir nevi Linux'un çakması diyebiliriz. Yani bütün şeyler aslında Linux'tan özentilik çekmiş biraz yani. Linux'ta Android'i karşılaştırın bir. İnanamazsınız. Linux'ta çok benzerlikleri var. Fakat Linux'un veri tabanı biraz daha geniş olsaydı şu an günümüzde daha çok kullanılır olurdu. Yani Android ondan esinlenerek daha güzel şeyler yapmaya çalışmış. Fakat Android'in de sorunlar gün geçtikçe arttığı oluyor, azaldığı oluyor, düzeldiği oluyor. Belli olmuyor, hiç belli olmuyor. Bir başka telefon kasmıyor, bir başka telefon kasarken. Ama Android en doğalıyla her şeyi yapmasına izin veriyor. Mesela şunu bunu indirme demiyor. Mesela bir şey indireceksin, oyun falan indireceksin, APK. Bunları iOS'ta yapamıyorsunuz. Bana göre bence Android iOS'tan bence daha iyi. iOS böyle bazı şeylere izin vermediği için hızlıdır. Yoksa başka şeylere falan izin verse, mesela müzik dinlemeye, rahat rahat APK oyun indirmeye, şunu bunu yapmaya falan izin vermiş olsaydı, yani iOS'da bilin ki Android gibi biraz yavaşlığı olurdu. Kesinlikle bunu belirteyim. Yavaşlığı o nedenden olmuyor. iOS'lar o yüzden çok hızlı. Yani iOS ile Android arasındaki fark bu şekilde. Hız versiyonu. Fazla bir farkları yok. Android bir taraftan daha iyiyken iOS bir taraftan hızlı olma özelliğiyle daha iyi, ama demiş olduğum gibi yani Android bence izin verdiği için daha iyi, ama Huawei işletim sistemi çıkartmış olsa kendisi şöyle gözelinden kendi şeylerini çıkartmış olsa, biliyorsunuz Çin dünyanın en yüksek nüfusuna sahip olan ülkesi ve bilmem kaç milyon insan yaşıyor yani orada, bir program çıkartsa mesela YouTube gibi falan, mesela onlar kendi şeyinde ne demiştik, Google ürünlerini kullanmasına izin vermiyor demiştik ilk haberimizde mesela. Huawei yani Çin'in bilmem kaç milyon nüfusuna sahip, o yüzden kendi platformlarını çıkartabilir, YouTube gibi çıkartabilir. Yani onların hepsini kapsayacak programlar rahatlıkla üretir yani. Zaten yazılım anlamında en gelişmiş ülke biliyorsunuz ki Çin. Bütün çoğu şeyleri, yazılım şeylerini falan Çin üretiyor abi. Yani rahatlıkla bu işin içerisinden geçer. Android Q beta işletim sistemini kullanmasına bence gerek yok. Şu anlık zaten sorunlu diyebiliyorum ben Q beta işletim sistemini. Tabii geliştirirler bunlar. Android Q Pro işletim sistemi, şunlar bunlar. Gayet güzel bir şey yaparlar herhalde, bilmiyorum ama yani şunu söyleyeyim, pek bir değişim olmuyor. Android 5 olsun, 6 olsun, 7 olsun, 8 olsun, 9 olsun, 10 olsun, bir değişim olmuyor abi. Ne istiyorlar? Sadece güncelleme istiyorlar. Mesela ben telefonum PUBG'yi indiriyordu Play Store'dan bir zamanlar. Bir zamanlar PUBG'yi. Benim telefonum indiriyordu. 2 GB RAM'di. Benim telefon 2 GB. PUBG şimdi diyorsunuz 3 GB RAM istiyor. iOS 1 GB da indiriyor ona bakarsanız. Neden derseniz. Çünkü demiş olduğum gibi. Mesela iPhone 5S indiriyor. Apple Store üzerinden PUBG'yi indirirsiniz. Ama Android neden yapmıyor? Güncelleme istediği için. 6 olsun 7 olsun güncelleme getirecekler ki öyle yapacak diyorlar. Yani bu iş böyle işte ya, öyle gelişti, fazla bir gelişim olmuyor aslında.
Bilmiyoruz. Bakacağız. İnşallah vardır bir gelişme. Ben de kesin tam dipnot söyleyemem. Kesin bir şey söyleyemem. Vardır arada 2-3 gelişme, 3-5. Neyse. Diğer haberimize geçelim o zaman artık. Çok uzattık ya. Geç. Geç. Sıradaki haber ne mi? Evet. Sıradaki haber tam gündemimize oturabilecek bir haber. Evet. Ne mi? Söylüyorum. Hazır olun. Spor haberi. Evet. Fenerbahçe ile ilgili bir haber. Kaleci aldı Altay. Evet, şimdi haberimize geçelim. İlk haberleri, transfer haberleri. Fenerbahçe Altay transferini bitirdi. Fenerbahçe adına hayırlısı ve uğurlusu olsun. Uğur derin dondurucu. Bu konuda gündeme gelen Ankara Gücü'nün genç file bekçisi Altay Bayındır için kulübü Ankara Gücü ile masaya oturuldu. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken ve 30 milyon TL bulması gereken başkent ekibinin 21 yaşındaki Altay'ı satabileceği en iyi rakamı elde çıkarak para sağlamda bir nebze olsun rahatlamak istediğini indireme gidecekler. Ankara Gücü'nün Saray ve Hacivetler'le yaptığı görüşmede 1.7 milyon euro 11.2 milyon TL üzerinde el sıkıştığı bildirildi. Yamal'ın gelecek adına çok önem verdiği Altay'ın transferin önümüzdeki günlerde rasmiyet kazanması ve imzaların atılması bekleniyor. A milli takımdan aday kadrosuna yer bulması beklenen isimlerden Altay geçen sezon Süper Lig'de 19 maçta oynadı. Ve son 2 sezonun şampiyonu olan Cimbom Galatasaray 2. haberimiz. 2. spor haberimiz. Son 2 yıldır biliyorsunuz şampiyon oluyor ve 2. haberimiz. Evet, yeni bir transfer aldı. Bu arada ya hangi takımı tutuyorsunuz diye soracak olursanız ben hiçbir takımı tutmuyorum. Takım tutmam. Neden? Neden? İşte ya sevdiğim takımlar oluyor tabi. Beşiktaş, Fenerbahçe olsun bir zamanlar seviyordum ama ne bileyim soğuduğum zaman oluyor, sevdiğim zaman oluyor. Sporla çok fazla ilgilenmiyorum bu sene. Geçtiğimiz senelerde biraz daha iyi ilgileniyordum. Biliyordum yani çoğu şeyi falan ama arkadaşlar mesela ilgilenmez falan derken bilmiyor falan spor, futbol oynamayı gibisinden. Ben onlardan bazılarından çok daha iyi spor araştırdığım zamanlar oldu geçen senelerde tabii ki bu. Ama bu sene pek ilgilenmedim hiç. Bilmiyordum yani. O haberleri anlayabilirsiniz zaten. Benden görünüşümden anlayabilirsiniz. O zaman haberleri geçelim ya. Geç. Geç gitsin. Afrika transfer haberleri. Ahmet Çalık yuvaya geri dönüyor. Hayırlısı ve uğurlusu olsun. Donmasın, dondurmasın. Uğur derin dondurur. Birliğinde teknik direktör Mustafa Kaplan transfer çalışmalarına hızlı başladı. Yeviz yeni bir takım kuracak olan başarılı teknik adam ise işe eski öğrencilerinden başladı. Başkent ekibinde bu doğrultuda ilk görüşme stoper Ahmet Çalık'la yapıldı. Rahmetli başkan İlhan Cavcay'a hayatı gözlerini yummadan kısa süre önce Galatasaray'a sattığı savunmacının kiralanması gündemde. Aradığı şansı bir türlü bulamayan ve sözleşmesi devam etmesine rağmen takımında düşünülmeyen Ahmet Çalık'ın yuvaya dönmeye kabul ettiği öğrenildi. Kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin gerçekleştiği vurgulandı. Spor haberlerimiz yeriz. Yeni haberlere devam ediyoruz. Efendim neydi? Evet artık ne demiştik? Spordan ekonomiye demiştik değil mi? Ekonomi haberlerine geçelim. Ekonomide biliyorsunuz ki ekonominin olmazsa olmazı biliyorsunuz ki altınlar ve fiyatları gün geçtikçe artıyor. Şimdi diğer haberimize geçelim. Bu arada spikerliğimi nasıl beğeniyorsunuz ya, yorumlara belirtirseniz iyi olur. Ne haberleri falan gelmesini istiyorsunuz, böyle haberlerin kaç dakika olmasını istiyorsanız sağ üst köşede bir anketimiz olacak. Bu arada Türkiye'nin yepyeni videomu ne diyorum ya, kanalındasınız efendim, abone misiniz, abone değilseniz abone olun, bildirimleri açalım. Çok patladım ya, evet çok patladım. Geç habere, geç. Altın fiyatları maalesef ve ne yazık ki gün geçtikçe artmakta. İnşallah bir günde düşer. Alın size altın fiyatları. Bakın maalesef düşüyor diyor.
Sırada bir ilginç haber daha. Bir kötü haberimiz vardı ekonomiyle ilgili. Bir de 3 ilginç güzel haberlerimiz var. Onlara geçelim o zaman. Görün yani. Gezdim, gördüm, yendim. Geç. Haberimizi okuyalım. Okuyun. Sizler de benimle birlikte okuyun. Bu haberden pek bir şey anlamadım. O yüzden sizler okuyup da görebilirsiniz. Sayılarla falan pek. Neyse geç ya. Ekonomide 3 güzel haber. Birden. Ekonomik verilerinde olumlu sinyal var. Haziran ayında 3.6 puan artarken sektörel güven endeksi %7.5 yükselmiş gösterdi. Haziran'da kapasite kullanımı yükselişine devam etti. Ne güzel. Al bayrağımız. Dalgalanıyor. Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan 3 ayrı gösterge ekonomiye moral verdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan reel kesim güven endeksi RKKKEV ve sektörel güven endekslerinde artış yaşanırken TÜİK'in açıkladığı kapasite kullanımında Haziran'da yükselişine devam etti. Haziran'da reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 3.6 puan artarak 98.9 seviyesinden 102.5'e çıktı. Mesnilikten arındırılmış reel kesim güven endeksi RKGE bir önceki aya göre 4.9 puan artarak 99.6 seviyesine çıktı. Oluşturan anket sonuçlarına göre ait yanılma endeksleri incelendiğinde sonuç aydaki toplam sipariş miktarı genel gidişe sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin koyun ya siz sektörlere güven. İçinde bulunduğu sanayi dalında genel gidişat konusunda bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğundan belirtilen oranı %9.6 aynı kaldığını belirtilenlerin oranı ise %71.0 yükselirken daha kötümser olduğu belirtilenlerin oranı %19.4'e geriledi. Ne diyor ya bu? Ne diyor? Anlamıyorum. TÜİK'in açıkladığı bir diğer veri ise sektörel güven endeksi oldu. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 79.4 iken bu ay %70.5 artarak 85. değerine çıktı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endekslerinde sırasıyla %8.6, %8 ve %6. yükselişte 81.6, 70.1 ve 95.6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ve Haziran ayında %3.7 yükselen bilmem kaça çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay bilmem kaç iken bu ay %1.3 yükseliş de bilmem kaç oldu. Haberimizin sonlarına geliyoruz. Haberlerimiz bitmiştir. Evet. Son haberden pek bir şey anlamadım ama olsun. Sağlık olsun. Sağ olsun köşede bir kanal daha verebilirim. O kanala da abone olursunuz. Destek vermiş olursunuz diyelim. Bir haberimizin daha sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir haberlerimi. Faydalı içerikler yapmaya çalışıyorum demiş olduğum gibi. Umarım sizler de bu içeriklerimi beğeniyorsunuzdur. Spikerlerimi falan beğeniyorsunuzdur. Bir haberimizin daha sonuna geliyoruz. Haber bültenimiz burada bitmiştir. Daha fazla, daha yeni, daha güzel haber bültenlerini devam etmesini istiyorsanız bu videoya 40 like gelsin. Yapıştır. Ya da 41 olsun. Tamam hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.